Mesela aynı tür buğdayda, iki buğday çeşidi arasından bahsetmiyorum. Buğday dışında bir başka organizmadan, bir balıktan, bir böcekten bir geni alıp, buğday demeyelim de mısır diyelim. Örneğin Bacillus thuringiensis diye bir bakteri var. Toksik bir bakteri bu. Şu anda her yerde vardır aslında elimizde. Yani çok yaygın bulunan bir bakteri. İnsan vücudu buna karşı bir belli oranda aldığı takdirde bağışıklığı var. Direnç gösteriyor ya. Yani toksik etkisini insanda gösteremiyor. Ama yoğun bir şekilde bunu alırsa insan bünyesine, o toksik etkisi öldürücü bile olabiliyor. Bu toksik bakterinin çok basit bir örnek. Zaten şu anda en yaygın geliyor. Hani Mısır'da bahsedilen adı da BT Mısır deniyor ona. BT'nin baş harfleri Bacillus thuringiensis bakteriden geliyor. Bakterideki o toksik öldürücü geni kesip alıyorlar DNA'sından. Toksik genini alıyorlar. Bir sürü geni var bakteride ama o sadece o toksik genini alıyorlar. Mısır'ın DNA'sına ekliyorlar onu. Ne oluyor Mısır? Mısır artık o bakterideki toksik özelliğe sahip bir bitki haline geliyor. Yani şimdi normalde o bakteriyi bir koçan kurdu diyelim Mısır'da. O bakteriyle temas kurduğunda, onu yediğinde sindirim sisteminde şişme oluyor. İşte neyse, o bir olumsuz etki yaratıyor ve öldürüyor, çatlatıyor anında koçan kurdunu. O toksik geni Mısır'a genine koyuyorlar. Koçan kurdu Mısır'da dolaşırken, ben doğada hiçbir canlıya zararlı demiyorum. Hiçbir zararlı yoktur doğada. Her canlı yaşam hakkı da sahiptir. Dolayısıyla Bakteri bile olsa. sadece bizim rakibimiz onlar. Ya yani bakteri de Anladım. olsa. Ya yani koçan kurdu benim rakibim. Çünkü benim besinim olan Mısır'ı ben yetiştirmeye çalışıyorum. O da onu yemeye çalışıyor. Dolayısıyla o Mısır'da biz rakibiz onunla. Şimdi o koçan kurdu geliyor Mısır'ın püskülünden veya tanesinden veya koçanından, yaprağından, gövdesinden, kökünden, neresinden olursa olsun. Çünkü bitkinin bütün hücrelerinde, DNA'sında o toksik gen var artık. Bakteriden gelen gen transferi yapılmış. Tamam. Dolayısıyla bir ısırık alıyor. Karnı acıkmış, zavallı koçan kurdu. O ne güzel mısır diyor. Bir ısırık alıyor. O toksikken öldürüyor mısırı. Şimdi bu GDO'yu üretenler de diyor ki, bakın diyor, biz diyor öyle bir mısır yarattık ki bu mısıra artık pestisit, böcek öldürücü ilaç uygulamanıza gerek yok. Isıran gider. Pestisitten kurtarıyoruz sizi. Ne olacak? Bak, çünkü diyor basit BT geni var orada, toksik gen var. Zararlar bu mısırdan zaten, zararları mısırın kendisi öldürüyor. Yani pestisite ihtiyacın yok. Ama o mısırı ben yiyor muyum? Tüketiyor İyi de muyum? seni de öldürüyor. Şimdi zaten tartışmanın şu anda GDO ve yan taraftarları ve karşıtlarının en temel tartışması, bu tür yapılan gen transferleri insana yatay gen transferi olarak insan DNA'sına ve insanın nesillerine geçişi var mı ve insana sağlık riskleri oluşturuyor mu? Bu çok temel bir tartışma. Tabii burada o gen transferi yapılırken, yani bazı şeylerin detayları var. O gen transferi yapılırken marker gen denen, işaretleyici bir gen denen genin, o toksik genin, Bacillus thuringiensis, sen şunu da söyleyeyim. O BT bakterisinden mısıra aktarılan genle ürettiğiniz mısıra baktığınızda görüntü olarak normal mısırdan hiç farkı yok. Hiçbir şekilde anlayamazsınız. Anlayamayız. Ancak tabii. Nereden laboratuvarda anlayacağız? o genetik analizlerinde, onun laboratuvar analizlerinde GDO izlerine rastlayabilirsiniz. Yoksa mümkün değil. Şimdi dolayısıyla o mısırı tüketiyoruz. O mısıra gen transferi yapılırken, dediğim gibi, marker genle birlikte toksik gen, BT bakteriden toksik gen, ne marker gen. Marker genin esprisi şu: o gen transfer edildi mi edilmedi mi onu anlamak için antibiyotiğe direnç geniyle birlikte aktarılıyor. Dolayısıyla daha sonra antibiyotik uygulandığında, antibiyotiğe direnç geniyle birlikte o gen girdiyse antibiyotiğe karşı da direnç gösteriyor mısırdaki hücre. O zaman anlıyorlar ki o
transfer olmuş. Bunun anlamı antibiyotik direnç geni de marker gen olarak DNA'ya girmiş oluyor Mısır'da. Risklerden bir tanesi bu, bilim insanlarının tartıştığı. O marker gen, antibiyotik direnç geni aktarılmış Mısır tüketen canlılar, yarın bir gün bir bakteriyel, yani antibiyotiğe ihtiyaç duyduğu bir bakteriyel bir hastalıkla karşı karşıya kaldığında, antibiyotik kullandıklarında vücutlarında bir direnç oluşacak, antibiyotiğin bir faydası olmayacak diye bir endişe taşılıyor. Başka şeyler var. Ama ihtimal böyle bir şeyde yani. Efendim? Yani bu düşünüldüğüne göre tabii, böyle tabii. Bir ihtimal yani de var. Bu, bunların hepsi risk olarak ortada. Yani dediğim gibi bu bir tartışma konusu. Bunların hedef hepsi tartışma Mısır, konusu. Ben kesin bir ifade hedef bulunmak niye Mısır? İstemiyorum. Mısır yani daha çok üretilsin diye mi? Mısır, daha çok işe yaramadı? Bilmiyorum. Mısır en kolay, hem ticari şeyi de çok geniş olan, alanı da çok geniş olan ve gelir getirisi de çok yüksek olan bitki Mısır. Bütün dünyada. Bütün yani. Dünyada. Yani bunu en çok Amerika, Brezilya, işte Arjantin, buralardan biz ciddi anlamda Mısır ithal ediyoruz. Amerika'da serbest GDO'lu ürün üretimi de, satışı da, ürünlerde, gıda ürünlerinde kullanımına da izin veriyorlar. Obezite de ama Amerika bir numara dünyada obezite. Evet evet. Yani dünyada acaba şu anda ilişkisi var mı yok mu Mısır'da, bilemeyiz. Mısır'da, soya'da, pamukta ve kanola. Kanola'da evet. 4 temel, diğerlerinde çok nadir. İşte buğdayda falan yok, buğdayda. Yani bazı şeylerin genomları, yani genetik haritaları çözümü çok zor. Onların daha genom dizinleri üzerinde çalışmalar devam ettiği için onlarda bir gen transferi henüz yapamıyorlar birçok üründe. Etlerde, bazı şaibeler şeyler de var. Yani her şeyde GDO'lu GDO'lu. Öyle bir şey yok. Etlerde, tavukta, yok, şeyde. Yok, hayır. Onlar şeyle ilgili.